Mahmut Hasan Trezeguet. Mısırlı bir futbolcu. 25 yaşında. 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa forması giydi. Şu an İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da oynuyor. Sol kanat oyuncusu. Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler var. Hoş, sizler de zaten Trezeguet'i tanıyorsunuzdur. Ben bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öncelikle sizlere sormak istiyorum. Bence çok ciddi opsiyonlar arasında Galatasaray'ın mutlaka transfer planları içerisinde yer alan bir futbolcu olduğuna inanıyorum. Neden diyeceksiniz? Hemen çok kısa açıklayayım. Galatasaray'ın sol kanadına baktığımızda aslında ligin en iyi sol kanadına sahip olduğunu düşünüyoruz. Ama kiralık bir kanat. Saracchi Leipzig'ten, Onyekuru Monaco'dan geldi. Hadi Saracchi devam edecek gelecek sezonda Galatasaray kadrosunda. Ama Onyekuru tam bir muamma. Kalabilir, Monaco ve kendisi ikna edilebilir, devam edebilir ki devam ederse Galatasaray için inanılmaz bir iş olur. Galatasaray'ın zaten en büyük isteği de bu, mutlaka Onyekuru ile devam etmek. Ama bu başarılamazsa Galatasaray oraya bir takviye yapacak. Yerli bir alternatif mutlaka olacak o pozisyonda ama bir tane de oraya yabancı takviyesi gelecek. İşte bu Muruma olabilir veya Mahmut Hasan Trezeguet olabilir. Mısırlı futbolcu 25 yaşında çok yetenekli bir oyuncu. Belki Onyekuru kadar çabuk değil, Onyekuru kadar hızlı değil ama sağ görüşü çok iyi olan, ceza sahasında etkin, son vuruşu çok düzgün olan, hem atan hem attıran bir futbolcudan bahsediyoruz. Üstelik tabii ana, yani asıl pozisyon sol kanat ama duruma göre göbekte ve sağ kanatta da kullanma, taktiğe göre, rakibe göre kullanma şansına da sahipsiniz. Böyle bir futbolcudan bahsediyoruz. Süper Lig'i de biliyor. Süper Lig'de performansı o kadar iyiydi ki 9 gol, 9 asist Süper Lig'de oynadığı sezonda performansı bu seviyedeydi. Ve Cagney'i parlatan, Cagney'i yıldız haline getiren bir oyuncuydu. Premier Lig'de bu performansları yakalayamadı. 24 maçta 3 gol, 2 asist yapabildi. Vasat istatistiklere sahip ama Premier Lig'in zorluk derecesi, oradaki rekabet, ambiyans birazcık onun adaptasyon problemi yaşamasına neden olmuş olabilir. O yüzden ben çok beğenmemekle beraber Premier Lig istatistiklerini Süper Lig için çok doğru, iyi bir transfer olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Süper Lig'de fark yaratacaktı ki yaşlı da değil, geçmişte bunu yaptı. Galatasaray gibi sürekli ofansı düşünen bir takımda Kasımpaşa istatistiklerinin üzerine bile çıkabilir. Bu anlamıyla Galatasaray için mutlaka Onyekuru'nun alternatiflerinden biri olarak duruyor. Peki gelebilme şansı nedir? Yani ihtimali nedir? Ona bir bakalım. Kasımpaşa yanlış hatırlamıyorsam Aston Villa'ya bu futbolcu 10 milyon euroya sattı. Şu an Galatasaray'ın 10 milyon euro veya işte biraz indirim olsun 8 milyon euro bonservis ödeyip onu transfer edebilme durumu yok. Oyuncuya da en az 2-2,5 milyon euro verecek. Böyle bir şansı yok Galatasaray'ın. Ama Galatasaray kiralama modeline gidebilir. Çünkü Aston Villa takımının puan tablosundaki durumuna baktığımızda şu an küme düşme hattında. İngiltere Premier Ligi oynanırsa 8 maç sonucunda Aston Villa küme düşerse Galatasaray'a gelme şansı çok yukarılara çıkacak. Veya lig bu şekilde onanırsa ve Aston Villa küme düşürülürse o zaman da Galatasaray'ın alma şansı çok yüksek olacak. Bakınız NDI'ye. Stoke City küme düştü. Galatasaray onu kiralayabildi. Aynı formül burada Trezeguet için de geçerli olabilir. Zira menajeri Davia ve oyuncunun da Championship'te oynamadığı yönünde haberler var. Yani onlar Championship'e gitmek yerine Süper Lig'de Galatasaray'ı tercih edebilirler. Rakamlar da Covid-19 sonrası çok yüksek olmayacaktır. Ben çok yüksek kiralama bedelleri ve oyuncu kontratları beklemiyorum. Bu da açıkçası bu transferi mümkün kılıyor. Ama önce bir Galatasaray Onyekuru'ya bakacak. O transferi çözmeye çalışacak. Çözemezse Muruma ve Trezeguet sol kanat için Galatasaray'ın listesinde olan, Galatasaray'ın opsiyonları arasında olan oyuncular. Galatasaray bu oyunculardan bir tanesini kadrosuna katabilir diye. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir yere görüşmek üzere. Hoşçakalın.